Merhaba sevgili izleyiciler. Az Değil'de Satır Dışı programına hoş geldiniz. Bu akşam çok önemli bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural. Hoş geldiniz Sayın Vural. Hoş bulduk efendim. Medyadan yakından tanıyoruz. Kamuoyu da sizi medyadaki açıklamalarınızdan ve farklı üslubunuzda tanıyorlar. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını değerlendirmenizi rica edeceğiz ana hatlarıyla. Her ne kadar Bursa'daki yereldeki teşkilatınız yerel manada hizmetleri çok yakından takip ediyor. Ama biz öncelikle genelden başlayalım istedik. Sizin de yakından takip ettiğiniz üzere. Türkiye'de çok çabuk gündem değişebiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi de bu önemli gündem değişikliklerinde ciddi yer alabiliyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da baktığımızda. Ana hatlarıyla bir iktidar değerlendirmesi yapabilir miyiz? Ne dersiniz? Evet, teşekkür ederim. Ben tekrar Bursa'da bulunmaktan, Az TV'de konuk olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Size de teşekkür ederim. Tabii aslında bugün geldiğimiz yani işte AKP, yani 2000'den bu yana 9 yıl geçti. Evet. Yani 9 yıl tek başına anayasayı bile değiştirecek bir çoğunluk. Yani hiçbir mazereti olmaksızın icraatını yapabilme fırsatı kime nasip oldu? Şöyle bir tarihe baktığınız zaman kimseye nasip olmadı. Yani böyle bir imkanı milletimiz verdi ama maalesef geldiğimiz bu safhada şöyle bir neticelere baktığımız zaman elbette bu süre içerisinde yapılan olumlu hizmetler de elbette olmuştur. Onu görmezlikten gelmemiz mümkün değil ama ekonomik politikalara, sosyal politikalara, siyasi gelişmelere şöyle bir çerçeve itibariyle bakıldığı zaman bugün ekonomi politikası olarak acaba Türkiye'de işsizliğin azaldığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Vatandaşımızın satın alma gücünün arttığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Vatandaşımızın iş bulma umudu var mıdır diye sorulduğu zaman maalesef iş bulma umudu bile bitmiş. Peki vatandaşlarımız çocuklarını eğitiyorlar, üniversiteye gönderiyorlar. Hiç olmazsa üniversiteden sonra iş bulma umudu var mı? Bu iş bulma umudu da yok. Ama Türkiye büyüyor deniyor. Peki o zaman şu soruyu soruyorum. Bu büyüyen Türkiye kime iş buldu? Kime aş buldu? İşte bugün geldiğimiz AKP maalesef yanlış tercihleriyle Bursa'da bulunan vatandaşlarımızın, Ahmet'in, Fatma'nın, Mehmet'e iş bulmak yerine maalesef bu ekonomi politikası George Hans'a iş buldu. İthal ekonomisi oluşturdu. Her bir yaptığınız ithalattan dolayı da maalesef Türkiye başkalarına iş bulmak durumunda kaldı. Bakın bu güzelim burada. Sanayinin oluştuğu bir kent olarak bakıldığı zaman bu Bursa'da otomotiv sektörü önemli bir yer tutuyor tabii. Bugün baktığımız zaman otomotiv sektörünün %75-80'i artık ithalata bağımlı hale dönüşmeye başladı. Dolayısıyla uygulanan ekonomi politikası maalesef bize işsizlik olarak geri döndü. Yoksulluk olarak geri dönüyor. Ve bu yönüne bakıldığı zaman bu ekonomi politikası neticesinde Türkiye'de üretmek cezalandırıldı. Tarlada ekmek cezalandırıldı. Böyle bir ekonomi politikasının sonucunda bence giderek vatandaşımızın fakirleştiği ve işsizlik olarak peki, daha fazla arttığı bir dönem yaşadık. Şu soruyu sormak istiyorum özellikle. 2002'den bu yana geldiğimizde geçen seçimleri görüyoruz. Evet. 2004'te yerel seçimler, 2007'de genel seçim, 2009'da yine yerel seçim ve 2011 seçimleri var. Evet. Arada bir referandum da söz konusu. Halkın devam etme yönünde bir eğilimi de var. Eğer bahsettiğiniz gibi ortam çok kötüyse halk niye tekrar oy veriyor diye aklımıza soru geliyor. İşte evet, buna tabii, cevap yani bu lazım. Da önemli bir soru. Şimdi şöyle bir bakmak lazım. 2002'den 2006'ya kadar özellikle 2002 yılında o boşalmış olan hazineleri doldurmak için 2002 yılında hükümetin 57. hükümetin aldığı tedbirler bir kaynak birikmesine yol açtı. Bir ekonomi politikası devam etti. Ve bu ekonomi politikası neticesinde 2006 yılına kadar özellikle durumu idare etti. Ama 2006'dan sonra Türkiye'de büyüme yavaşlamaya başladı. 2007 yılındaki seçimlere gidelim. 2007 yılındaki seçimlerde esnafın durumu mu iyiydi? Çiftçinin durumu mu iyiydi? İyi değildi. Ama o zaman ne oldu? Toplumda bir kutuplaşma meydana getirildi. Cumhurbaşkanı eksenindeki kutuplaşma toplumun kendi sorunlarını, kendi mağduriyetini unutturarak başkalarının mağduriyetini gidermek için millet oy kullanmaya başladı. Şimdi o mağduriyetini gidermek için oy kullandığı kimseler sırça köşklerinde oturuyor ama Bursa
olursa da mağdur olan vatandaşlarımız daha fazla mağduriyete devam ediyorlar. Dolayısıyla bu tür siyasal tartışmalarla manipüle de ediliyor. Belki bu konuda şunu da düşünmek lazım. Muhalefetin özellikle bakıldığı zaman, bakın %46 olduğu zaman yerel seçimlerde %38'e düştü. Milliyetçi Hareket Partisi'nin girdiği parlamentoda AKP'nin oyu düşüyor ve şu anda da %30'lar civarında bir oyu bulunmaktadır. Dolayısıyla bundan sonraki seçimlerde aynı tercihle karşılaşacağını ben düşünmüyorum. Çünkü yani gerçekten artık milletin böğrüne oturdular. Yani nefes alamaz duruma düştüler. Her şeyin bir bardağın dolma haddi vardır. Dolmuştur artık. Bence karar verme ve dönme vakti geldiğini düşünüyorum. Ve belki o tercihler yapılırken vatandaşlarımız daha iyi olacak beklentisi ekseninde bir tercihte bulundu ama gördüler ki daha iyi olmuyor. Şeye gidiyoruz. Zannederim bundan sonraki dönemde iradeyi değiştirme ekseninde bir karar vereceklerini düşünüyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz bundan önce karar veren vatandaşlarımıza bu kararına elbette saygı duyacağız. Peki, referandumda da Milliyetçi Hareket Partisi hayır yönünde tavır sergilemişti. Halka kendini anlatmaya çalıştı. Evet. Şimdi 2011 seçimleri için de kendinizi anlatmaya çalışacaksınız. Tabiri caizse basmanık toprak bırakmama gayretinde olacaksınız. Vatandaşa kendinizi anlatmakta biraz zorlanıyor musunuz ya da oylara yansımasını nasıl açıklamak lazım? Zorlanıyoruz. Yani Sayın Başbakan meteoroloji haberlerine tutup spor haberlerine kadar her taşın altında, her haberin altında o var. Her köşeyi yazısında o var. Yani burası Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkesi gibi. Sultanım sultanım çok yaşa çok yaşa. Sen ne kadar güzel yaptın. Islık çaldın ceza. Öğrenci protesto etti hapse tıkın. Sivil toplum örgütü eleştirdi, bertaraf ederim sizi. Yani burası geldiğimiz bu noktada gerçekten bu yönüyle bakıldığı zaman bu vatandaşlara yapılan muameleleri dikkate aldığımız zaman önemli ölçüde bu referandum sürecinde anlatma sorumluluğu olduğuna göre iletişim sorunu var. Onu gayet iyi anlıyorum ama medyanın burada sorumluluğu da olduğunu düşünüyorum. Medyada halkın demokratik bir tercih kullanabilmesi için alternatifleri göstermek durumundadır. Medya gücünü milletten alır. AS TV'nin gücü kimdir? Bursalılardır, izleyenlerdir. Dolayısıyla Bursalılara neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya koymak için sizin gibi bu tür programlarda alternatifleri ortaya koymak lazım. Böyle bakıldığı zaman gerçekten önemli bir sorun. Bunu vatandaşımıza arzu ve isteklerimizi iletme noktasında önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ama biz erken yol aldık. Biliyorsunuz 1 Ekim'de Sayın Genel Başkanımız başlattı. 31 Aralık'a kadar da teşkilatlarımızda istifalar milletvekili için kabul edildi. 28'inde seçim beyannamemizi açıklıyoruz. Bunun için de erken hareket etmeye gayret ediyoruz. Şüphesiz bu süreç içerisinde başkanlık divanı üyelerimiz, milletvekillerimiz Türkiye'nin her yerine dolaşıyorlar. Milletvekili olmayan illere kadar bütün illeri her yere dolaşacağız. Vatandaşımıza bu mesajları ileteceğiz. Yalnız elimizi vicdanımıza koyalım. Bugün referandum öncesinde MHP ne demişse haklı çıktı. İleri demokrasi diye yutturdular. Baktık ki ileri demokrasi falan yok. Yargının siyasallaşması var. Ne oldu 12 Eylül yargılanacak diye çıktılar. Gözyaşı döktüler biliyor musunuz? Ne oldu peki? Ben size soruyorum. Ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi'nin o zaman verdiği önergeyi reddettiler. 12 Eylül yargılansın diye. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine bu dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 12 Eylül'de yargılanlar, gözaltına alanların o süre içerisinde eğer beraat etmişlerse o sürenin sigortalı sayılması için bir önerge verdik. Bunu da reddettiler. Size soruyorum, yargı siyasallaştı. Bütün bunlara bakıldığı zaman bu anayasa değişikliğinde Milliyetçi Hareket Partisi haklı sesi vardı ama maalesef bu haklı sesi toplumun %42'sini anlattık. %58'in içerisinde de farklı sahiplerle MHP'nin duruşunu kabullenenler vardı. Ama bu referandum sonuçları şunu gösterdi ki AKP'nin tek başına iktidarı olmayacak. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında haklı siyasal duruşu referandum sonucunda da belli olmuştur. Ve o referandumda dedik ki yapmayın etmeyin. Bunlar bir anayasa değişikliği altyapı yapısını hazırlıyorlar ve açılım adı altında bunu anayasal kılıf hazırlamak için yargıyı siyasallaştırmak istiyorlar dedik. Ondan sonra yaptıkları ilk iş ne oldu? BDP ile görüşüp yeni anayasa konusunda İmralı'nın yol haritasında
2011'den sonra yapabileceklerine ilişkin taahhütler oldu. Dolayısıyla MHP olarak haklı çıktık. Şimdi biz hep haklı çıktık ama artık hakkı güçlü kılmamız gerekir diyoruz. O bakımdan da bu halka daha fazla ineceğiz, anlatacağız. 28'inde seçim beyannamemizi açıkladığımız zaman emeklisinden çiftçisine, herkese, memuruna, esnafına kadar herkesin sorunlarına nasıl bir çözüm yolu getireceğimize ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi duruşunu açıklayacaktır. Ve inşallah AKP ile CHP'nin de giderek benzeştiği ve bu benzeşme ekseninde, açılım politikaları ekseninde buluştuğu bir ortam içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk'ün kurdurduğu bu cumhuriyet milli ve manevi değerlere sahip ama bu milletin kaynaklarını kendisi için kullanan, ona iş ve aş üretecek, üreten bir ekonomiyi gerçekleştirecek bir perspektifle de vatandaşlarımızın karşısına bir alternatif olarak çıkacağız. Bu alternatifi ilettikten sonra tercih başımızın gözümüzün üstünde yeri var ama görülüyor ki yapılan anketler artık bundan sonra AKP'nin tek başına iktidarı söz konusu olmayacaktır. Kimin tek başına iktidar olacağına da milletimiz karar verecek. Az önce %30 rakamlarından bahsettiniz, evet. Kamuoyu araştırmalarına evet. Göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Bununla beraber ya da öncesinde baraj problemi konuşuldu Milliyetçi Hareket Partisi için. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Gerçi Sayın Genel Başkanınız cevap verdi ama bir de sizden dinlemek lazım. Şimdi kendi %30 nerede, baraj nerede? Evet. Şimdi tabii çok komik oluyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde %14 aldı. 2009'da %16 aldı. Ben şimdi hep beraber birlikte soruyorum. Elimizi vicdanımıza koyalım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren değerli kardeşlerim, acaba teslimiyetçi dış politikandan mı vazgeçildi? Açılım adı altında terörle müzakereden mi vazgeçildi? Ekonomi politikası mı iyi oldu ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu benimsemeyecekler? Bu neyi göstermektedir? Milliyetçi Hareket Partisi'ne giderek olan teveccühü azaltmak. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir takım içsel tartışmalarla meşgul etmeye benzemektedir. Ben tablodan şunu görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi dışındaki parlamentonun tek başına anayasayı değiştirecek bir gücü olmadığı bugün anlaşılmıştır. O zaman AKP ve CHP ekseninde bu açılım politikasını anayasa ekseninde meşrulaştırmak için Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu potansiyeli ulaşması bir tehlike olarak gözükmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi adım adım hedef varıyor. Kaldı ki kendi anketlerinden bile bunları söz olarak söylüyorlar ya, Bülent Arınç filan bunlar söylüyorlar da kendi anketlerine bakıldığı zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranının %17'den %20'lere kadar bir perspektifte anketlerde çıktığını görüyoruz. Ama benim gördüğüm şu, vatandaşlardan gördüğüm, bakın Bursa'yı dolaştım bugün. Kozahan'ı dolaştım, Bakırcıları, her tarafı dolaştım. Osman Gazi, Orhan Gazi'den Bursa'ya baktım ve benim gördüğüm, vatandaşlardan gördüğüm şey bu. Bu dönme vakti gelmiş artık vatandaşlar bu ülkenin vatandaşı olduğunu, kimsenin kulu olmadığını gösterme zamanının geldiğini ifade etmektedirler ve kimse korkutamayacaktır. Sandıkta oyunu kullanacaktır. Sivil toplum örgütlerini korkutabilirsiniz. Medyaya havuç sopayı kullanabilirsiniz. Azarlayabilirsiniz ama milletimiz sandığa geldiği zaman bunun cevabını verecektir. Biz böyle bir dipten bir dalganın Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşıyacağını düşünüyoruz. Ama şüphesiz bize düşen görev de nedir? Vatandaşımıza biraz önce söylediğiniz gibi ulaşabilmek. İşte bunun için buradayız, Bursa'dayız. Onlara ulaşarak neler yapacağımızı anlatacağız. Sürekli eleştirmiyoruz, alternatif oluşturuyoruz. Alternatifler çerçevesinde gerektiğinde uzlaşma yapıyoruz. Bakın biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı ekseninde bir uzlaşmazlığı çözdük. Bıraktık uzlaşmazlığı çözerek meseleyi çözdük. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu gibi kanunların çıkartılmasına Genel Başkanımız ön ayak oldu. Demek iyi şeylerde destekliyoruz ama biz daha iyisini yapmak istiyoruz. Bugünkü hükümetin yaptığı iyi şeyler de vardır elbette. Bunu da yani inkar etmemiz gerekmiyor ama acaba bugün daha iyi yapılmasını mümkün kılamaz mıyız? İyinin daha iyisini yapmamız gerekmektedir. O bakımdan bugün geldiğimiz bu noktada 64 bin, bizim zamanımızda 63 bin kilometre yol yapmıştık biz. Şimdi hükümet duble yollardan dem vuruyor. Biz duble yolları yaptık. Topu baktık ki
63 bin kilometrelik yolu, bunlar 64 bin kilometre yapmışlar. Dolayısıyla biz mesela bölünmüş yolu doğru buluyoruz ama kalitesi ekseninde daha kaliteli bölünmüş yolları yapmayı hedefliyoruz. Özellikle yeni ulaşım aksları kurmayı hedefliyoruz. Bu eksende AKP'nin yaptığı güzel şeyleri, yani olumlu olanları daha olumlu, daha iyisini yapmak için gayret edeceğiz. Olumsuzlukları da ortadan kaldıracağız. Muhalefet partisi olarak böyle bakıyoruz. Şimdi seçimlere yaklaşırken Bursa özelinde baktığımızda Bursa'ya ilişkin milletvekili dağılımı çok önem kazanıyor şüphesiz ki. Evet. Her ne kadar şu anda 3 milletvekiliyle temsil ediyor olsanız da 16 olan milletvekili sayısı 17'ye çıkıyor Bursa'da. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedefi de milletvekili sayısını arttırmak doğal olarak. %30'lardan bahsediyorsanız Bursa'ya da yansıması olacaktır şüphesiz ki, evet. Ve 3 milletvekili daha da artması gerekecektir. Bursa'da şöyle beklenti var. İthal milletvekili istemiyoruz şeklinde. Nasıl bir milletvekili belirleme yöntemi olacak Bursa'da? Tüm Bursa'yı kucaklayacak bir liste yapabilecek misiniz? Elbette olacaktır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bursalıların arzu ve isteklerini temsil eden bir milletvekillerinin orada olmasını istiyoruz. Ama size iftiharla ifade edebilirim ki 3 tane güzide milletvekili gönderdiler Bursalılar. Çok teşekkür ederiz ama bugün Bursa'nın hangi konusu olursa olsun Hamit Omriş, İsmet Büyükataman, Necati Özansoy hepsi bu meselelerde Bursa'nın arkasında olmuşlardır. Hamit Bey yurt dışı uluslararası ilişkilerde NATO Parlamenter Asamblesi'nde, İsmet Büyükataman parti hem de Bayındırlık Komisyonu'nda, Necati Özansoy hem partide hem de Enerji Komisyonu'nda, KİT Komisyonu'nda önemli hizmetler sürdürüyor ve şunu da gözlemliyorum. Bu milletvekillerimiz Bursa dendiği zaman hemen bir araya gelerek Bursa konusunda Bursa'ya sahip çıkma iradesini gösteriyor. Dolayısıyla bu birliktelik çok önemli. Elbette ben bilemem tabii nasıl olacağını, ne yapacağını ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak böyle güçlü kadrolarla bu sevgili Bursalılara daha fazla hizmet edecek, daha fazla milletvekili getirebilecek bir milletvekili listesiyle elbette bir araya geleceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Ben sabah Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi'nin olduğu yerden Bursa'ya baktım. Bu Bursa diye nasıl biliyoruz biz? Ve yani dua ettim. Orhan Gazi ve Osman Gazi'ye dua ettim. Daha sonra Üftade Hazretlerine gittim. Oraya dua ettim. Yani ama biz Bursa'yı nasıl biliriz? Bursa bir payitaht, tarihi ve kültürel bir mekan. Yeşil Bursa. Ama ben o Bursa'yı gördüm. Oradan Osman Gazi'den baktım ama Bursa'yı göremedim. Bursa'yı göremedim. Hançer gibi orada, yani Heyula gibi, bir ucube gibi, bir kentsel dönüşüm adı altında, yani Bursa'yı açıkçası bir beton Bursa haline dönüştüren projeleri gördüğümüz zaman ve Bursa'nın özellikle ulaşım konusundaki sıkıntılarını da beraber birlikte biliyoruz. Özellikle çevre yoluna da bizim hükümet zamanında krediyi getirmiştik. Bursa için yapılacak çok şey olduğunu ben düşünüyorum. Yani gerçekten bu Bursa'ya baktığım zaman Bursa sadece Bursa'da yaşayanlar için değil. Bakın ben dolaştığım yerlerde Trabzon'undan Edirne'sine kadar vatandaşlarımız gelmişti Bursa'ya. Niye geliyorlar? Buranın tarihi, kültürel ve ekonomik hayatına geliyorlar. Dolayısıyla biz Bursa'yı böyle bir cazibe merkezi dönüştürecek bir perspektifte meseleye bakmamız lazım. Sadece yerel yönetim aracılığıyla demiyorum. Ama genel yönetimin de buraya bakış açısının böyle olması gerekir. Elbette Bursa'da Bursa'nın sorunlarına, Bursalılarla daha ilişkilerini yapacak yüzde milletvekillerimiz gibi yeni milletvekiller de olacaktır. O umut içerisindeyiz ama ben size söyleyeyim, milletvekillerimizden ben gurur duyuyorum. Bursa'da da milletvekilliği olmak için önemli taleplerle de karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bir hizmet yarışıdır ama ben her şeyden önce Bursa'ya hizmet eden, Bursa'ya gerçekten hizmet getirmek için çabalayan, gerektiğinde AKP ve CHP'den milletvekiller bir araya gelme ve getirme konusuna da inisiyatif kullanan milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Bursalılar gönlü zengin insanlar. Şimdi bize 16'da 3 verdiler. İnşallah 17'de çok daha yaradan fazlasını bize vereceklerdir. Ve onların gönlündeki Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil edecek milletvekillerinin Bursa'ya göndermiş olacağız. O bakımdan ben diyorum ki Bursa Osmanlı'nın ilk payitahtı. Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi burada 3 hilali dünyaya nizam vermek üzere koymuşlar. Şimdi Bursa'ya nizam vermek üzere 3 hilali göreve çağırmanın zamanıdır diye düşünüyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Bursa özeline baktığımızda teşkilatın kendini yenilediğini görebiliyoruz. Evet. Necati Bey döneminde de vardı Özensoy'da. Arif Demirören döneminde de
hem eleştirel bir yaklaşım vardı ama eleştirirken de yapıcı bir yapı ortaya konuyor. Evet. Daha doğrusu öneri de getiriliyordu. Şimdi Tevfik Topçu döneminde de benzer bir beklenti var. Yani muhalefeti biraz daha katkı sağlayarak yapma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Tabii efendim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi genel kadrolarına baktığımızda, teşkilatlarına baktığımızda kendini yenileyebilen bir yapıya kavuşabildi mi? Şundan dolayı eskiden hep öğrenci olaylarında ya da farklı olaylarda görebiliyorduk. Zaman zaman yine öğrenci olayları var ama size de mal edilmiş olabiliyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik teşkilatlarına da ülke ocaklarına diyebiliriz ama bu açıdan bakıldığında MHP'yi nerede görüyorsunuz? Evet. Ve tabii gençlik kollarınızı ya da ülke ocaklarını. Gerçekten Bursa'daki teşkilatımızın yaptığı çalışmalar mesela yerel yönetimde daha vardı. Evet. Yeşil Bursa projelerimiz falan çok güzel, uyumlu bir çalışma. Netice itibariyle arkadaşlarımızın derdi milletvekili olmak değil ki. Milletvekili olarak Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek. Asıl amacımız bu. Tabii bu yönünde teşkilatlarımız da kendini yenilemek zorunda. Elbette yeniliyorlar. Onlar da bu heyecan içerisinde. Bizi niye çağırıyorlar? Arkadaşlarımız geliyorlar. Yani büyük bir gayret içerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz elbette yani başkalaşarak değişen bir parti değiliz. Biz başkalaşmadan açıkçası dönüşebilen bir partiyiz, gelişebilen bir partiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak temel ilkelerimiz, temel siyaset duruşumuzu değiştirmemiz mümkün değil. Ama fikir ve siyaset namusumuzu koruyarak bugünkü gelişmelere yeni yorumlar getirmek suretiyle kendimizi yenilememiz lazım. Bu eksende biz geçmişten ders alıyoruz ki bugün bu dersleri alarak, bu tecrübeli insanı alarak milletimizi tuzağa düşürmeyelim. Mesela işte o çatışma ortamı filan, bütün milletimiz zarar gördü. Onun için Sayın Genel Başkanımız hep şunu söylüyor. Bakın, önce kimlikte ayrışma, sonra çatışma, sonra bölünmeyi getirir. Bu oyuna düşmemek lazım. Kimlikte milli kimliği ayrıştıran projelere karşı çıktığımız gibi kimliğe dayalı çatışmaları üniversitelerde, gençlerde meydana getirmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bu bir tuzaktır. Onların arzu ettiği de budur. Şimdi bir taraftan Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü koruyacağız diyoruz. Bir de bu milletin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyenlerin tuzaklarına düşersek o zaman milleti koruyamayız. O bakımdan biraz önce söylediğiniz gibi bu konularla ilgili kesinlikle demokratik ortam içerisinde biraz önce söylediğim alternatifleri ifade ederek vatandaşlarımızın oylarıyla dönüştürmeyi sağlamamız gerekmektedir. Ama demokratik bir şekilde gençlerimiz tepkilerini elbette dile getirecektir. Zaman zaman paneller düzenleyecektir. Zaman zaman işte yürüyüşler yapacaklardır. Yani inadına bazen ıslık çalmanın bile suçlandığı bir ülkemizde elbette haksızlık karşısında karşı çıkan insanlar olarak Milliyetçi Hareket Partisi duracaktır. Ama bunu bir çatışmaya götürmek bu millete ihanettir. Sayın Genel Başkanımız diyor ki bu gençlik 2023 yılında Türkiye'yi yönetecek gençliktir. O zaman biz bu gençliğimizi 2023 yılı Türkiye'sini yönetebilecek kapasitede bir gençlik haline dönüştürmemiz lazım. Hem siyasal duruşu hem bilgi ve tecrübesi ve eğitimi bakımından. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi Ülke Ocakları da bu konuda çok önemli gelişmeler kaydetti. Buradan da bir çağrı yapmış oluyorsunuz aynı zamanda. Elbette zaten Allah'a şükür yani bu konularla ilgili hiçbir tuzağa ülkücü hareket düşmedi. Bakın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Sevgili Hakan Şimşek şehit edildi, bıçaklandı terör örgütünün unsurları tarafından. Çok çeşitli üniversitelerde bir takım hususlar ortaya koyulur, gerilimler ortaya koyulur. Ama insanlarımız bunun bir tuzak olduğunun farkında, böyle bir tuzağa düşmeyeceğiz, milletimizi de düşürmeyeceğiz. Kim fitne ne fesat oluşturulsun. Gerek İnegöl'deki olaylar sırasındaki tavrımız, gerek Dört Yol'daki olaylar sırasındaki tavrımız kesinlikle bu coğrafyada yaşayan insanların birbirinin arasına sosyal mesafeyi genişleterek, artırarak değil, yakınlaştırarak birlik bütünlüğü sağlarız. O bakımdan biz 36'ya bölünmüş bir millet yapısı yerine bu milletin, Türk milletinin milli kimliğine sahip bir millet yapısı içerisinde beraber ve birlikte yaşayarak geleceğe bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şu soruyu yöneltmek istiyorum Bursa'ya ilişkin. Bursa'da Yenişehir Uluslararası Havalimanı var. Evet. 120 milyon dolar civarında bir parayla kurulmuş bir havaalanı. Fakat rantabl hale getirilemedi, işletilemedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın alternatif olarak Yenişehir Havalimanı'nı kabul etmemesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlar var. Türk Hava Yolları'nın gerekli ilgiyi göstermediği yorumları var, siyasi etkenler var.
Siz konuyu yakından takiptiğiniz evet. için sormuş oluyorum. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Tabii buranın mesela? Uluslararası hale gelmesi için gayret sarf ettik. O zaman da milletvekillerimiz, o zaman Necati Bey il başkanıydı. Çok gayretleri oldular arkadaşlarımız İsmet Bey'in. Biz uluslararasından vazgeçtik. Şehir içi hatlar olsun, yani şehir hatları olsun. Evet diye. Olsun ama maalesef daha biraz önce gelirken sayın evet. milletvekilimize sordum ama şimdi bakın bu tip havaalanları projelerini dikkate aldığınız zaman şimdi acaba ister istemez Sabiha Gökçe Çin'deki ticari kaygıdan dolayı Yenişehir Havaalanı heba mı ediliyor diye düşünmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla muhakkak surete bu havaalanı bizim değerimizse bu havaalanı verimli kullanmamız gerekmektedir. O kadar para harcanmıştır. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman böyle bir rekabetin maalesef haksız bir şekilde Bursalılara yönelik yapılmış olabileceğini de ihtimal dahilinde tutuyorum. Fakat şunu da ifade etmeliyim ki özellikle Bursa'nın bu son olarak geliştirilecek Bursa bizim için benim geliştirdiğim, benim zamanımda geliştirdiğim bugün o zaman TürkJet adı altında proje geliştirmiştim. Bunlar Anadolu Jet olarak değiştirdiler ama Bursa'yı özellikle çevre ülkelere de gidebileceği bir hub haline dönüştürme konusunda da yaklaşımlarımız vardı. Özellikle ihracat açısından da bir lojistik merkez haline dönüştürmekle ilgili projelerimiz vardı. Bursa önemli bir sanayi kentidir. Bu sanayi kentinin hava yolu ulaşımı bakımından da ölçek ekonomisi bakımından hem yakın şeylere, illere, evet. uzak illere aynı zamanda ülkelere de ulaşımını temin etmek ulaşım maliyetini de azaltır ve bu yönelikte Bursa ekonomisi gerçekten daha canlı hale dönüşebilir. Bence bir değerdir bu Yenişehir Havaalanı. Bu Yenişehir Havaalanı daha aktif kullanmak için yerel yönetim ve merkezi idare bunu iyi düşünmelidir. Bence bu tip yerleri atıl halde bırakmak doğru değil. Atıl havaalanlarını harekete geçirmek için benim zamanımda bir takım projeler gerçekleştirilmişti. Şimdi iç hava yolu taşımacılığı da genişledi. Zaten biliyorsunuz şeyden ÖTV falan alınmıyor bu uçak benzeri kullananlardan. Bu yönüne bakıldığı zaman Bursa Yenişehir Havaalanı içinde özel bir düzenleme yaparak bir cazibe merkezi oluşturmak hiç olmazsa yeni yapılacak olan o dolmuş uçaklarla ilgili bir takım projeler var. Daha orta mesafeli uçuşlar için hiç olmazsa onunla ilgili bir hub olarak oluşturma konusunda da adım atılabilir. Elbette şimdi bu konuda bir süredir deneniyor. Bir süredir deneniyor ve uçakların doluluk oranları da ortalamaların üzerinde. Türkiye ortalamaların üzerinde. Ama güzel. Kalkmaya başladı yavaş yavaş. Seferler kaldırılmaya başlandı. Tabii ki bunda aktarmalı olması da olumsuzluk arz eden bir konu. Bursa Hava Yolu şirketinin kurulmamış olması da bir dezavantaj gibi gözüküyor. Anlıyorum. Zaman zaman bu tartışmalar oluyor biliyorsunuz. Bursa'daki iş adamları falan bir Bursa Hava Yolu şirketi kurmak suretiyle. Tabii aslında böyle olduğu zaman kamuda çok güçlü bir Anadolu Jet gibi bir network olunca bu tip yani özel girişimleri yaşatılması gerekiyor. Bence önemli olan şey şudur. Bu özellikle Türk Hava Yolları'nın ve diğerlerinin özel havacılığı geliştirebilecek perspektifte bu piyasayı açmasında büyük fayda razı ettiğimi düşünmek istiyorum. Yani Türk Hava Yolları biraz daha orta ve uzun mesafeli, daha büyük gövdeli uçaklarla bir hedef kitleye ulaşmalıdır ama bu iç piyasayla ilgili buraları harekete geçirmek için bu tip şeylerin, girişimlerin başarılı olmasını temin etmek lazım ama biliyorsunuz maalesef sivil havacılıkta yeni giren şirketler de maalesef bu büyük rekabet, kamunun rekabeti yüzünden de yaşama şansı olmuyor. Bence bu sektörde biraz rekabeti olur. Oluşturmakta da fayda var. 2-3 tane özel şirketimiz olmakla beraber onlar da önemli evet. ölçüde fedakarlıkla sürdüler ama nereden bakarsanız bakın Bursa'nın en önemli kaynağıdır. Bunu da verimli kullanmak gerekir. İhtiyaç var mıdır? Vardır. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Yeter ki Bursa için düşünülsün. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam saat 20'de Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Kültür Sarayı'nda Uğur Mumcu salonunda bir söyleşiye katılacaksınız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muharrem İnce ile birlikte. Evet, orada da izlemek isteyenleri buradan davet etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim sana. Size ve sevgili Bursalara selamlar, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Satır Başı programında konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dı. Yarın saat 17'de tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.